Aslında şu ana kadar ki gerek kutsal kitaplar, gerekse birçok evliya yaşamış, hani deneyim sahibi olmuş bilge bize bu konuyla ilgili güzel hatırlatmalar yapmış ve sırlamalar yapmış. Şimdi biz şöyle zannediyoruz. Hani çok değerli olan bir şeyi çok gizli bir yere koyuyorlar zannediyoruz. Oysa ki sistem şöyle yapıyor. Çok değerli olan bir şeyi gizleyebilmek için saçıyor. Şimdi özellikle Türkçe içerisinde siz bakarsanız ne kadar çok yerde an kelimesi geçiyordur. Yani an kelimesi nerelere gizlenmiştir? Fakat bizim bu aslında an şimdi değil. Bugün anlatacağımız anla şimdi farklı şeyler. Bu yolculuk içerisinde zaten göreceğiz ki evet bir şimdi de olmak var ama bize hatırlatılan bu an çok daha derin, daha başka bir şey diye şimdi böyle tekrar anılara gidiyoruz. Anılardan yani yine anda yaşanmış, bir anın içerisinde yaşanmış ama tekrar tekrar hatırlamak istediğimiz ve tekrar tekrar yaşamak istediğimiz olaylar var. Ve biz o anın içerisinde tam olmadığımızda, tam bulunmadığımızda işte o böyle karşımıza bir daha bir daha böyle böyle bir tekerlek gibi tekrar döngüleriyle çıkarak hayatımızda böyle bir bakıyoruz aynı insanlar, aynı olaylar, tekerrür etmeler başlıyor. Ve enteresan bir şekilde belki sizler de bu yaşadığınız olayları tekrar tekrar anlatabiliyorsunuz. Yani döngünün kendisi o kadar hani enteresan ki şunu belki bir kısmınız biliyorsunuz yani anlattıkça tekrar edecek. Fakat tekrarlayacağınızı bile bile bir daha anlatıyorsunuz. Çünkü onu yaşamaya bir daha ihtiyacımız var. Şimdi bizim biliyorsunuz bu aktarım ve anlatımlarımıza bazı felsefelerimiz var. Yani birincisi şu ki hiçbir şey tesadüfen olmuyor ve olan her bir şey sizin hayrınız oluyor. Yani evet siz anılarda tekrar döngüleri yaşıyor olabilirsiniz. Sürekli anıları anlatıyor olabilirsiniz ama bu sizin hayrınıza olan, iyiliğiniz olan bir şey. Yani bunu böyle dışlayın diye değil. Evet bu var. Çünkü sen o anıya şu anda ihtiyaç duyuyorsun. O anıyı bir hediyeyle, bir belki eşyayla, bir resimle ya da aynı yerlere tekrar tekrar giderek, aynı mekanlara tekrar tekrar giderek tazelemeye çalışıyorsun. Ya da bırakamadığın arkadaşlar olarak, bırakamadığın işte kafelerin, restoranların olarak. Şimdi peki birçoğunuzun benzer durumları vardır. Bir gün bir danışanımızın işte evinin böyle düzeltilmesi, mekan düzeltilmesine falan gittik. Ben dedi sizin dedi videoları seyrettim. Bütün dedi evi çok güzel temizledik. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Hadi gel bir bakalım. Çok da böyle bırakmak istediği bir şey var. Eski kocası var. İşte bu ne? İşte bu eski kocamdan. Şu ne? Şundan. Bu ne? Bundan. Tamam da bunlar çok değerli şeyler. Paraya dönüştür. Başka bir şey yap. Bu evlilik daha devam ediyor. O anıyı kişi yaşatmak istiyor. Bu anneannelere, dedelere kadar gidiyor. Yine bir tanıdığımız böyle çok mütevazı bir evde kalıyor. Fakat dedeleri yani Osmanlı saraydan yani belli şeyler var ve bir tane evde çok lüks, çok gerçekten mücevher gibi bir dolabı var. Böyle hani bardaklar bilmem neler konsun diye. Fakat kadını yıllarca o ezmiş. Onun ağırlığı altında hani böyle bayağı yorulmuş ve onun o tesir ve frekansından dolayı kadın hala o
çocukluğundaki 18-19 yaş durumu halini yaşıyor. 70 yaşına gelmiş. 70 küsür yaşına gelmiş bakın. O anı ve o anıyla olan bağlantısı onu buralara getirmiş. Peki o zaman şunu sorabiliriz. Hemen keselim mi bu bağı? Madem böyle bir anı var, hemen bunu atalım mı? Şöyle bir yapalım. Önce her zaman prensibimiz şu. Bu anıya neden ihtiyacımız var? O anı sana ne çağrıştırmak için, ne hatırlatmak için var? Çünkü eğer bir anı tekrar ediyorsa, sen o anının yaşandığı zamanda orada değildin. Tam olarak. Sen tam olarak orada olmadığın için tekrar tekrar o anıya dönüp o anının sana mesajını, bilgisini hatırlamaya çalışıyorsun. O zaman bak anı da kötü değil. Bazen böyle diyorlar. Evet, siz öfke kötü değil diyorsunuz. İşte korku kötü değil, şu kötü değil. Biz neyi negatif yapıp da hani bak bunlar kötüdür deyip buraya koyacağız. Hayatınıza ne varsa ihtiyacınız olduğu için var. O zaman önce kucaklıyoruz. Şimdi kucakladığımızda onun adı kabul oluyor. Çünkü o zaman yollayabiliriz. Evinize gelen misafiri kapıda beklettiğiniz sürece yolcu edemiyorsunuz. Önce gel diyorsunuz, buyur, ihtiyacı ne? Çay mı, kahve mi, belki yemek için mi çağırdın, neyse. İhtiyacını gördükten sonra onu uğurlayabiliyorsun. Ama diğer türlü kapıda muhabbet edip, işte anılarda, sohbetlerde orada takılıp kalabiliyoruz. İşte o zaman o anı yaşadığın ve tekrar tekrar yaşamak istediğin durum ne için çağrılıyor? İşte bu anlattığımız danışanımız bir baktık kocasının işte hediye ettiği yüzüğünden, nişan şeyinden, ondan sonra fotoğraflar, her şeyi dolu. Fotoğrafları niye atmıyorsun? Şundan dolayı. Bu hediyeleri niye bilmem ne yapmıyorsun? Anısı var diyor. Şimdi bunların her bir tanesi evet bir yerde o ilişkiye bağlıyor kişiyi ve o ilişkiyle bağ kurarak o ilişkinin ona mesajını anlayamadığı için hatırlamaya ve öğrenmeye çalışıyor. Onun için bak bu faydalı. Hemen git, kes, yak demiyoruz. Fakat eğer mesajını aldıysan artık işi kalmadı. Mesajını aldığın an artık, yani o ilişkiden öğreneceklerin vardı. Çağırmanın bir sebebi vardı. Ve artık o ilişkiyle bağını kesebilirsin ve keserken de onunla ilgili neler varsa hepsini de atabilir, satabilir, değerlendirebilir, hediye edebilir. İşte bazen bizi öyle getiriyorlar. Ben diyor bu çok değerli, bunu diyor siz illa bir yere verin. Valla diyoruz hemen bak şurası var, burası var, götürsen orada bir sürü insanlara şey yapabiliriz, verebiliriz, dağıtımını yapabiliriz diyoruz. Tabii bir de çocukluk anılarınız var. Şimdi diyoruz ki yani tamam her şeye dokun ama sakın onlara dokunma. Çünkü o zamandan belki bazı insanlar bu zamana aktarılmadı. Bazıları belki öldü. Bazılarıyla işte hala değişik şekilde temaslarımız devam ediyor. O anılara hiç dokunmayalım ve o anılar yaşamaya devam etsin. Şimdi bu anılarla yaşamak arkadaşlar bir nevi bir ölü seviciliği gibi bir haldir aslında. Yani sen burada olamadığın için geçmişi sevme halidir. Cici, cici diye. Çünkü bu sefer de burada değilsin. Burada verilenle kucaklaşmadığın için, buradaki hali belki kabul edemediğin için, onun için çok büyük bir kısım, emin olun, yani %99 diyeceğim ama emin olun ki az söylüyorum, için geçmiş hep daha iyi. Bu çok enteresan değil mi? Yani geçmişte yaşadığım bir hal ve durum bugünkü bana sunulan olanaktan daha iyi diyor. Şimdi bu bir kod. Yani bunun çok temel altında şu var. Yani geldiğim yer dünyadan daha iyi dedi. Beni niye yolladın Allah'ım diyor. En temelinde bu var. Ama diğerinde annesinin, babasının ona sunduğu olanaklar var.
Çünkü ilk temas ettiği belki bir tat var. İlk defa belki katı bir şey yedi. Annesine ilk defa bir şey aldı. O yediği tatla kurduğu bağ artık anı olarak gelecek defterine hep ben bunu istiyorum olarak kaydedildi. Bunun yine temel sebebinde anne ile kurulan belki bağımlı bağ diyebileceğimiz çok sağlıklı ve doğru olmayan bağlardan dolayı kaynaklanıyor. Ve bizim özellikle ülkemizde, coğrafyamızda anneannelerimizin annelerimize yüklediği misyon belki de çoğu zaman hani ben yaşlanırsam bana sen bak. Ya da her zaman çocuk ataları içindir. Oysa ki atalar çocukları içindir. Yani yukarıdan aşağıya akar. Ve kim eğer çocuğundan medet umarak yetiştiriyorsa ondan o beklediği verim onun için alamaz. Çünkü her birinizin sahibi kendi planı, kendi ilahi planından beslenmek yani Rahman ve Rahim olanın himayesidir. Tabii ki çocuklarımız diyelim ki kendi vicdanları ya da aldıkları ahlak gereği atalarına saygı duyacaklar. Bu ayrı bir şey. Ama bunu bir bağımlılık ya da illa mecburiyet gibi bir minnet gibi bir yüklemek, hal yüklemek. Şimdi bakın ki bizim ülkemiz yurt dışına borçlu bir ülke. Borç enerjisinin temelinde ve kaynağında borçlu hissetmek var. Onun için size ne deniliyor? Siz atalarınıza borçlusunuz deniliyor. Hayır, değiliz. Bakın. Bunlar tabii mutlaka ki söyleyenler belki bunları iyi niyetle başka bir şekilde söylüyor olsa da bizim bilmemiz gereken şey şudur. Her birimiz olduğumuz ve bulunduğumuz yerde hak ettiğimiz için varız. Yani her zaman eşit bir alışveriş var annenle, babanla, ailenle, ülkenle, devletinle, seni besleyen bütün kaynaklarla. Hiçbir kaynak sana tesadüfen akıtılmıyor. Sen hak etmediğin hiçbir şey sana verilmiyor. Ama hak etmediğin bir şey de senden alınmıyor. Bakın. Yani hem bu tarafı var ama bir de diğer tarafı da var. Yani tamam, oh, alırken çok güzel. Kanun ne kadar güzel işliyor. Ama kanun aynı şekilde senden bir şey alındığında da senin bırakma vaktin geldiği için, sana fazla geldiği için senden alıyor. Şimdi biz eğer bu anılara şu ana kadar ihtiyaç duyduysak ve anıların bizi yönetmesine de ihtiyaç duyduysak, öncelikle evet bu anılara da teşekkür ediyoruz. Fakat şu var ki, geçmiş bağımlılığı ya da bu anıların tekrar tekrar yaşanma ihtiyacı sizi anılar denizine götürüyor. Ve anılar denizinde yüzmeye direnen bir kişi boğulmaktan kurtulamıyor. Şimdi birazcık reçeteyi değiştiriyoruz. Yani siz şunu yapabilirsiniz. Gözünüzü kapatıp her gün geçmişi hayal edebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız tatları yad edebilirsiniz. Ah o eskiler deyip işte diyelim ki bugün size sunulanları elinizin tersiyle itebilirsiniz. Geçmiş kötü bir şey değil. O gün o yaşadığın hal ve deneyim zaten buraya gelebilmek içindi. Fakat o kurduğun bağ hep bu şekilde kalsın, hep bu şekilde olsun diye direttiğin an bir suyun durgunlaşması gibi bataklığa dönüşüyor. Bu duygu alanında, zihin alanında, özellikle duygu izi diye aktarım yaptığımız konuyu bir daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü duygularınızın barkodlarını doğru okuduğunuzda, bunların evet her bir tanesi size hizmet etmek için vardı. Ama eğer o hizmeti siz bir bağımlılık olarak ele aldığınız zaman, bu sefer kendi özgürlüğünüzü feda edebiliyorsunuz. Bu sefer hayat içerisinde artık siz yoksunuz.
O duygularınız var. Ve duyguların bağımlılığında ya da diğer bir deyimle şimdi geçmişte yaşananların bağımlılığında oluşan sizler artık siz olmadığınız için özgür kalamıyorsunuz. Ve birçok olayda da şunu görüyoruz. Hani her biriniz şimdi geçmişte bir şey yaşadınız ya. Emin olun ki o yaşadığınız hal değil anınız. Sizin zannettiğiniz şey o anı. Ne kadar enteresan değil mi? Yani o olayı birazcık irdelediğinizde şunu görüyorsunuz ki aslında olay öyle olmamış, öyle cereyan etmemiş. Sen o olayın o şekilde olmasını hayal etmişsin, kendini ikna etmişsin. Yani geçmişteki çocukluğundaki anne babanla ilgili, eski arkadaşlıklarınla ilgili, mekanlarınla ilgili konulara bir de oturup yazarak baktığındaki mantık hatalarını görüyorsun. Aa, böyle olsa böyle olmaz, şöyle olsa şöyle olmaz. Burada bir tezat var. Ve her biriniz kendinize anılarla ilgili bir algı yönetimi yapıyorsunuz. Kendinizi inandırıyorsunuz. Yani mesela kişi diyor ki ya ben işte babamı şöyle çok severdim, böyle çok severdim, böyle aşıktım. Oraya bir gidiyoruz bakıyoruz ki yani hiç babası hiçbir zaman iyi anlaşamamış. Sürekli çatışma olmuş. Ama babası tam giderken bir şey yaşamış. Şimdi bütün halleri böyle sıvamış. Ya da tam tersi çok güzel çocukluk anıları olmuş. Babasıyla çok ilgili çok güzel şeyler paylaşmış. Ama öyle bir zamanda, öyle küçücük bir yerde bir şey kırılmış ki artık onun için baba çok kötü bir şey. Şimdi bu sefer o bir tanecik algı tüm hayata bir projeksiyon gibi yansıyarak bir kader yaratımına dönüş arkadaşlar. Ve işte sizin o kabul ettiğiniz gerçekleşmese de bu böyledir veya böyle olmuştur diye zannettiğiniz durum sizin kaderiniz oluyor. Tekrar döngünüz bu sefer zannettiğiniz bir anı oluyor. Anı, yani yaşadığınız bir anı değil, zannettiğiniz bir anı meydana getiriyor bunu. Şimdi bu sefer şöyle bir şey meydana geldi. Yani yaşadığın olay değil, tekrarlayan şey senin zannettiğin ve inandığın olay tekrar ediyor. Şimdi kendi gücünüzü gördünüz mü?